Polegandros, Bolu Kendire, Yunanistan. Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunuyor. Ege Denizi'nde Kiklat Adaları'nın bir parçası. Yüz ölçümü 100.2 km² olan adanın nüfusu 2011 yılı itibarıyla 1456. Bolu Kendire çok çeşitli bir manzaraya sahip olup uzun uçurumlarıyla büyük bir mağaraya da ev sahipliği yapmakta. Bolu Kendire Belediyesi, Anomerya ve Bolu Kendire yerleşimlerine ayrılmakta. Listedeki puanı 96.38. Zakynthos, Yunanistan. Yunanistan'ın güneyinde bulunan İyon Adaları'ndan biri olan Zakynthos, ücreti uygun bir yer olmasa da verdiğiniz paraya mutlaka değiyor. Dünyaca ünlü Navaggio Koyu ve Blue Caves ile kartpostallık bir görüntüye sahip. Bembeyaz kumsalındaki gemi batığıyla herkesin yüzmek isteyeceği harika bir yer. Kaya atlayışı yapabileceğiniz doğa sporları, küçük balıkçı köyleri, takıcıları, butikleri, ucuz tavernalarıyla unutulmaz bir ada. Listede ikinci sırada yer alıyor ve aldığı puan 95.38. Girit, Yunanistan, masmavi denizi, membeyaz kumsalıyla tatilcilerin son yıllardaki göz bebeği Girit kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Akdeniz ve Ege Denizi'ni birbirinden ayıran Girit Adası bu enteresan konumuyla yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Yunan adalarının en büyüğü olarak bilinen Girit Adası, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri, bembeyaz kumsalları ve masmavi deniziyle ada turizminin de canlı olmasını sağlıyor. Bunun yanında adanın tamamını kapsayan zeytin ağaçları ise zeytinyağı üretimini burada ana iş kollarından biri haline getiriyor. Dört vilayetten oluşan adanın en popüler yerleri Hanya ve Heraklion, listedeki puanı ise 94.36. Hvar, Hırvatistan. Hvar, Orta Dalmaçya kıyılarının açığında bir Hırvat adası, upuzun ve çam ormanlarıyla kaplı, zeytinyağıyla ünlü, çok eski bir yerleşim merkezi aynı zamanda, yontma taş devrinde de insanlar yaşamış burada, cilalı taş ve tunç devirlerinde de sonra İlyalılar gelip yerleşmiş ama Hvar henüz ortada yokken, daha doğrusu Adriyatik Denizi'nin dibinde bir kaya parçası iken de yerbilim bulgularından, örneğin adanın en eski kenti Starigrad Müzesi'nde sergilenen fosillerden burada hayatın bir biçimde var olduğu biliniyor. Hvar, Yunanca Faros'tan geliyor. Adriyatik'in en güzel kentlerinden biri değil yalnızca, kayalık tepeye türemiş kalesi, surları, inişli çıkışlı sokakları, gotik ve Rönesans tarzı yapıları, eski tersanesi ve onun üzerindeki Avrupa'nın halka açık ilk tiyatrosuyla eski bir tarihsel mirasa da sahip, adanın aldığı puan 93.73. Mikonos, Yunanistan, göz alıcı güzellikteki doğası, beyaz ve tüm renklerin hakim olduğu daracık sokakları, meşhur plajlarıyla tam bir tatil rotası Mikonos. Akşam olunca şehrin rengi değişiyor. Gündüz içinizi aydınlatan sokakları, akşam loş ışıklar altındaki görüntüsüyle sizi bir kez daha etkisi altına alıyor. Eğlencenin hiç bitmediği, son yılların en gözde tatil ve eğlence adalarından biri, Mikonos, volkanik patlama sonucu oluşmuş Kiklat adalarından birisi. Turizm açısından en çok ilgiyi gören, adından çokça söz ettiren en meşhur Yunan adası, Temmuz ve Ağustos aylarında çok kalabalık oluyor. Adanın nüfusu bu dönemlerde tam 10 katına çıkıyor, aldığı puan 93.35. Skiathos, Iskados, Yunanistan. Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan bir ada, Ege Denizi'nde Şeytan Adaları'nın en batısındaki yerleşim, nüfusu ise 2011 yılı itibarıyla 6088, yemyeşil Skiathos ya da bir diğer adıyla Iskados Adası, güzel kumlu plajlar ve suyun üzerinde yüzen cennet gibi yerlerle çevrili. Hızlı turizm gelişimi ve ziyaretçilerin artmasına rağmen çılgın gece hayatından daha fazlasını size sunuyor, bereketli çam ormanlarının muhteşem manzarası, nadir bulunan sebzeleri, eşsiz suları ve kristal gibi olan gökyüzü mavisi denizi bunlardan bazıları. Listedeki puanı 92.4. Ischia, İtalya. Ischia adası İtalyanca Isola d'Ischia, Latince Anaria. İtalya'nın güney kesiminde Napoli'nin tam güneybatısında yer alan güzel bir ad. Kampanya yönetim bölgesindeki Napoli ilinde Misena burnunun karşısında yer alıyor, Napoli körfezinin kuzeybatı girişinde. Ada hemen hemen tümüyle volkanik kayaçlardan oluşmuş, en yüksek noktası 788 metre yüksekliğinde sönmüş bir yanardağ olan Epomeo, aldığı puan 92.38. Mallorca, İspanya. Kuzey Avrupalılar Mallorca'ya bayılıyor, İspanya kıyılarına 200 kilometre uzaklıktaki Akdeniz adasına en çok rağbet gösterenler, kum, güneş, deniz üçlüsünün peşindeki İngiliz, Alman ve İskandinavlar. Temmuz-Ağustos'ta yani turizm sezonunun doruğunda
ucuz turların çılgın partileri seven müşterileri dolduruyor adayı, diğer dönemde ise Katalan kökenliler ağırlıkta, adada başkent Palma'nın orta çağdan kalma dar sokaklı tarihi merkezinden gözden uzak dağ köylerine, zeytin bahçelerine keşfedecek pek çok detay var. Listede 8. olan Mallorca'nın aldığı puan 92.25. Bozcaada, Türkiye, eski adı Tenedos olan Bozcaada, her anınıza rüzgarın eşlik ettiği, mübadele öncesi Rum nüfusun çoğunlukta olduğu, kendine has havası, buz gibi deniz suyu, tertemiz plajları, lezzetli yemekleri ve ziyaretçi yoğunluğundan dolayı Gökçeada ile karşılaştırıldığında Çanakkale'nin öz kızı muamelesi gören cennetten bir köşe. Özellikle ada fotoğraf tutkunları için de tam bir cennet. Muhteşem fotoğraflar çekilmek için çok fazla seçenek var. Bu seçeneklerden biri de eşsiz fotoğraflar yakalayabileceğiniz gün batımı. Adanın ucundaki rüzgar güllerinin olduğu alanda denizin sesine kulak vererek gün batımını seyredebilirsiniz. Hatta fotoğraf tutkunları için merkezde özel yiyecek sepeti hazırlayan işletmeler bulabilirsiniz. Bu sepetler fotoğraflarınıza renk katacak. Listede 9. sırada yer alan Bozcaada'nın aldığı puan 92. Paros, Yunanistan. Paros Adası, rüya gibi turkuaz rengi denizi, samimi ve bembeyaz evleriyle son dönemlerde Yunanistan'ın en sakin adası olarak anılıyor. Paros, Yunanistan'ın yıldızları Mykonos ya da Santorini kadar meşhur olmasa da plajları, spor aktiviteleri, son trend mekanları, kulüpleri, yerel lezzetleri ve trekking parkurları ile oldukça sevilebilecek bir tatil beldesi. Adeta bir tabloyu andırırcasına temiz plajlara sahip olan Paros, 10 bini aşkın yerli halkı ve 120 kilometrelik sahil şeridiyle huzurlu bir atmosfere sahip.